Ali Sami Yen'de kritik ve büyük bir maçta Fenerbahçe Galatasaray. Oyun gayet süratli bir şekilde başladı. Top Fenerbahçelilerdeydi. Galatasaraylılar kestiler. Bahri çevirdi topu. Sağ taraftan bir atak seyrettik. Ceza sahasının dışına çıkartmak istiyorlar Galatasaraylılar. Fakat bakalım muvaffak olabilecekler mi? Sabek Bekir'de. Bekir aldı, hemen yanındaki arkadaşını gördü ancak o gün bırakmadı. Bu arada bir ters hareket. Top kaleci Radoviç'e geldi. Uzandı, Radoviç aldı. Sağ taraftan bir atak daha. Topu Talat çeviriyor. Çevirdi Talat topu. Kafayla o gün indirdi. Hemen arkadaşlarının yanına indirmek istedi daha doğrusu. Fakat Mustafa Yürür aldı topu. Dışarı çıkartırken Abdullah kaptı. Ondan Şeref'e geldi. Şeref aldı ceza sahasının dışında. Bir orta fakat Ahmet Tuna çevirdi. Ahmet Tuna'dan Yaşar aldı. Yaşar hemen geride bekleyen Selim gördü. Selim bir çalım attı. Hemen yanındaki Şeref'e. Şeref kayıyor. 5. dakika doluyor. Baktı kaleye doğru. Vurdu. Kaleye süzüldü gol. 5. dakikada Fenerbahçe 1, Galatasaray 0. Fenerbahçe 1, Galatasaray 0 ve henüz 5. dakika. Takım kaptanı Şeref 5. dakikada gemisini kurtaran kaptan oldu. Şimdi Galatasaraylılar mukabil atağa geçtiler. Bakalım beraberliği kurtarabilecekler mi? Top sol iç Ergin'de. Ergin aldı. Fenerbahçeliler bırakmıyorlar kendilerini. İşte Yaşar'da. Yaşar'da Nedim'e geldi. Nedim eksen etrafında döndü. Sol taraftan bir orta seyretti. Kaleye doğru geldi. Bülent baktı süzüldü. Dışarı çıktı top. İlk müsabakada 2-0, yani ligin ilk devresindeki maçta 2-0 Galatasaray kazanmıştı. Bu aynı zamanda rövanşı temin edecek ve rövanşı oynuyor iki takım da şimdi. Top ceza sahası içinde. Solbek Bahri'den geldi. Sağ taraftan bir korner seyrediyoruz. Çıktılar, topu kafayla Yılmaz çevirdi. Hemen gerilere kadar gelmiş olan arkadaşı o günü gördü. Sağ taraftan bir orta daha. Kaleci Bülent bu defa çıktı, uzandı. İkinci hamleyle attı kendini ve topu aldı. Abdullah'la Bülent birbirlerine baktılar fakat Bülent top kendinde olduğunu gördü. Şimdi atak sırası Galatasaray'da ve Radoviç'te. Radoviç penaltı noktasının yanında aldı, gayet temkinli. Sol taraftan bir korner. Kaleye doğru süzüldü. Bülent çıktı ve yumrukla topu önledi. Arkadan sert bir şut fakat direğin bir hayli yanından top avuta gitti. İşte bir şut daha ve 2-0. Evet, dışarıdan gelen topu içeriden çevirdi Bülent. Bülent kale içine girmekte olan topu içeriden çevirdi ve böylece o günün golü durumu 2-0 yaptı. Şimdi Uğur'dan geldi top ve arkadan Ergün'ün şutuyla durum 2-1 oldu. Ergün nefis bir şekilde bütün futbolcuları geçti, vurdu topa ve Radoviç'in korudu, kaleye girdi top. Böylece durum 2-1 ve gayet kritik durumda. Fenerbahçe 2, Galatasaray 1 ve top şimdi Abdullah'a çarptı, takımını bir golden etti. Bir atak daha seyretti, kalenin içinden çıkardı Bahri. Bahri içinden çıkardı, bir röveş atağı, top Yılmaz'da, Yılmaz ceza sahası işte, bir türlü bırakmıyor, vurdu köşede yakaladı Radoviç. Radoviç köşede yakaladı, son derece tehlikeli bir ataktı bu. Ve bu arada bazı müessif olaylar da oluyor. Ancak emniyet kuvvetleri derhal sinirli futbolcuları yatıştırıyorlar. Maç tekrar devam ediyor. İşte Şeref'in önünde %100 golük bir pozisyon. Kaçırdı. Arkadan geldi o gün ve topu kaçırdı. Fenerbahçe 2-1 galip durumda. Müsabaka heyecanlı bir şekilde devam ediyor. Mustafa da top. Mustafa topu gerilere doğru verdi. Yine uzattı Galatasaray defansı. Kafayla çevirdi Yılmaz. Top Bülent'in önünde ve Bülent uzandı, topu aldı. Yanında da Yaşar. İkisi de birbirinin sırtını sıvazladı. Şimdi sağ taraftan bir korner atışı seyrediyoruz. Vurdular topa Galatasaraylılar. Radoviç'e gelmeden önce baraj kesti topu. Ondan Ergün'e. Ergün uzattı topu kafayla fakat kaleci Radoviç'te. İşte şimdi Yaşar'ın golü. Yaşar vurdu, kaleciyi geçti ve böylece Fenerbahçe 3, Galatasaray 1. Fenerbahçe 3, Galatasaray 1 ve ani bir Fenerbahçe atağında Yaşar kalecinin üzerinden atladı, topu geçirdikten sonra böylece takımını 3. gole kavuşturmuş oldu. Kaleci Bülent uzandı, bir topu kontrol etti, yakaladı tam kale sahasının köşesinde. Şimdi sıra Uğur'da. Uğur'dan gollük bir pasla Ergin içeri girdi fakat bırakmıyor Fenerbahçeliler, son derece dikkatli. Şimdi işte bir atak daha Fenerbahçe atağı, direğin üzerinden avutu boyadı, sağdan bir orta çevirdiler, ceza sahası işte, top mütemadiyen oynanıyor, röveş atalar ve Radoviç'in önünden top dışarı çıktı. Bir korner, Galatasaray korneri bu. Bakalım ne olacak, Fenerbahçeliler çıkartıyorlar topu derhal dışarı. Çıkartıyorlar dışarı, bir de frikik seyrettik, top Radoviç'te kaldı. Radoviç bugün tam manasıyla gününde. Sol taraftan bir Fener atağı, kaleye doğru geldi ve Bülent'te. Bülent ceza sahası içinde topu sektiriyor. Biraz evvel şu tahtın Abdullah'ın önünden çevirdi. Ve Fenerbahçeli Yaşar'da. Yaşar kaleye doğru vurdu, topu köşeden direğe çarptı, dışarı çıktı. Hakikaten Fenerbahçe hesabına kaçan bir fırsat bu. Sağ taraftan bir orta daha seyrediyoruz. Bülent çıktı, bakalım tutabilecek mi? Ve Bülent tuttu topu. Ceza sahası içinde işte Radoviç'e bir faul. Fakat hakem önceden çaldığı için Radoviç topla beraber içeri girdi. Sonra dışarı çıktı, bıraktı topu. Ercan hemen arkadaşının yanına geldi. Önemli bir şey yok ve oyun tekrar devam ediyor. Ceza sahasında bir röveşata fakat ıska bu arada orta hakemle müsabakayı bitirdi. Fenerbahçe 3, Galatasaray 1.